Şimdi halacığım, sen bunun bize ne olduğunu söyler misin? Bu mısır haşlı. Mısırı seçiyorsun, yıkıyorsun. Ondan sonra da değirmene götürüp onu bir güzel dövüyorsun. Yani şöyle şeyden bakanlar, yani böyle hani çok fazla belli olmuyor telefondan ama sanki böyle ince bulgur gibi duruyor. İnce Evet, bol ince bulgurun şeklinde aynısı zaten de. Bu mısırın incesi. mısırın inceltilmişi değil mi? İnce Evet, bulgur şeklinde. mısır yarmasını döversin. Dövdükten sonra da elersin. Eledikli bu incesi yani. Bu elediğini ilk önce şey yapıyorsun. Mısır yarmasını dövdükten sonra seriyorsun, kuruluyorsun. Bir daha onu çekiyorsun. Çektiğin zaman büyükleri yarma oluyor, küçükleri de haşıl oluyor. Haşıl da bizim bu yöreye ait, Gümüşhane yöresine ait bir şey herhalde. Herkes bilir mi bu haşılı? Sence? Valla Yani. bizim taraf biliyor ama ilerisini bilemiyorum yani onlara bir şey diyemem ama bizim burada yani sevilen bir yemek, eskilerin yemeği. Hele benim kayınpederim rahmetlik ona bir de tereyağı katardı pişerken. Daha lezzetli olsun diye. Anladım. Şimdi şeyin bunu yıkadık. Suyun içerisine koyduk. Evet. Haşlanacak orada. Şimdi o pişecek ama kaynayana kadar karıştıracaksın. Bu kuşlanır. He, yani şey olur. Topak topak olur. Topak topak. Kuşlanır dediğin o. Evet. He, azıcık da tuz atıyorsun galiba. Evet. Tamam. Yani ben bu kaynayana kadar karıştıracağız. Evet. Tamam, ben karıştırayım istersen hala. Karıştır. Ama İstersen küçük büyük yere yerde ya, koyun büyük da yere alalım da daha şey olsun madem. kaynasın. Bu zaten kaynadıkça şey yapar. Bu kaynadıkça da koyulaşacak herhalde. Evet. Şimdi bunu kaynattım mı biraz kapatacağım. Azıcık dinlenecek. Tekrar açacağım ki mısırın kendisi yani biraz yumuşak olsun diye. Güzelce Açılsın. açılsın, güzelce pişsin. Burada ne var? Düdüklüde ne var hala? Düdüklüde de mısır var. Koydum ki pişsin. Şimdi neydi bu? Neydi? Haşılın yanında mısır da yiyeceğiz. Bakalım. Pişsin dedim bir de. İki mısır bir arada. Haşır piştikten sonra bunu sıcak sıcak kurtarıyorsun. Bu kaymak bağlıyor. Aynen sütlaç gibi. Kaymak bağladıktan sonra da süt pişiriyorsun yanı sıra sütünle beraber yiyorsun. Yerken de gösteririz ya. Yani şey Haşın bir yarısı yar süt şey haşın yarısı da süt süt. olacak sütlen Evet. beraber. Hadi bakalım. Bilmiyorum, ben hani çocukluğumda hatırlıyorum bunu ama hani şu, çok uzun zamandır yemedim. Tadını sevip sevmeyeceğim hakkında bir fikrim yok ama deneyeceğiz. Yeriz herhalde, yenir değil mi? Yani yaşlıların yemeği yani hafif oluyor o yüzden. Dişsizler yaşlı. Evet. Yaşlı yemeği. Mantıklıymış. Anneciğim çok severdi. Canım benim ya babaanneciğim. Şimdi bu fokur fokur kaynıyor. Şimdi önce büyük ocağı aldık, sonra tekrar buraya koyduk. Küçük ocağı aldık. Şimdi şey yapıyor. Şimdi hani karıştır. Yavaş Bundan yavaş. sonra şimdi topak olma şansı yok değil Olmaz. mi? Karıştırır zararı. Şimdi pişiyor. Tamam, şimdi kapağını kapatacağız. Evet. Şöyle kısık koyalım da gene. Haşlamamız pişti. Tam pişmedi. Yani daha tam pişmemiş. Onu halam üzerine bir kapattı altını. Sonrasında da üzerine tereyağını atıyor. Şimdi azıcık daha su kesin, bir daha kaynatsın. Az daha Ondan suyla sonra kaynatılacak. yatıracağım. Ondan sonra da tepsiye mi dökeceğiz hala? Evet. Şey gibi, sanki böyle Pasta gibi. pasta gibi dökeceğiz. Yani bu şey neydi? Arabaşı çorbası vardı. Onun bizim yöredeki hali gibi bir şey. Arabaşını bilmediğim için. Yani şimdi o dökünce bak, ben sana şey yaparım, gösteririm şeyden. Tereyağını koyduk, biraz üzerine sıcak su koyduk ki birazcık daha kaynasın. Altını da açıyoruz. Yandı mı? Yanmış, yanmış, yanmış. Şimdi bunu Rengi karıştır. de sapsarı oldu, mis gibi. Karıştıra karıştıra şey yapacağım, biraz daha kaynamasını şey yapacağım. Evet. Sonra da tepsiye dökeceğiz. Evet. Nasıl bitirdim? Peki.
Her işimiz göz kararı. Aynı. Halasıyla yeğeni aynı. Ama sürekli şey yapınca yapacak bir şey yok yani. Hani böyle. Tabii ki yapacak ne var? Taşılımız pişti. Şimdi tencere şeye, tepsilere döküyor halam. Oh, rengi de çok güzel. Kız elin yanmadı mı? Birden yanacak elim. Kız kenarından olmasın, ne yapmasın? Yanacak ama şeyim tut. Kız varmış. İyi, ben o sıcak diye dedim. Evet. Aşılımız tamamdır. Şimdi bunun soğumasını bekleyeceğiz. Oh, sütle beraber de yiyeceğiz. İnşallah bakalım. Tadını beğeneceğiz mi? Bence beğenirim gibi geliyor bana. Çünkü acıktım. Efendim, haşlımız hazır. Bunun bir de bir hikayesi vardı. Rahmetlik annem anlatmıştı. Bir baba oğul bir köye misafir gitmişler. Orada da haşlından süt getirmişler. Baba ilk önce almış, haşlın yüzü kaymak tutuyor ya, zannetti ki soğuk. Bir kaşık alıp ağzına atar atmaz gözlerinden yaş gelmiş. Ağzı yanar yanmaz. Çocuk sormuş babasına. Babacığım demiş, niye ağladı? Demiş, rahmetlik annen aklıma geldi. Oğlan da almış bir kaşık dua taratıp atmaz. Onun da ağzı yanınca gözlerinden yaş gelmiş. Demiş ki, oğlum sen niye ağladın? Benim de annem aklıma geldi demiş. Halbuki sıcaktan ikisinin de ağzı yanmış. İkisinin de ağzı sıcaktan yanmış. O yüzden bunu şimdi her yaptığımızda o hikaye aklımıza gelmiş. Çok güzel anlattın. Güzelmiş. Sen şimdi bir yiyişini bize bir göster bakalım halacığım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Haşıdan alırsın. Sütten de yanına koyarsın. Böyle. Bismillah. Oh, bismillah. Soğumuş mu haşıl? Şifa olsun. Evet, soğumuş. Hadi yani bakalım. Ağlatmaz. Hadi bakalım. O zaman ağlamadan yiyebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ağlamadan yiyelim. Tamam. Hadi bakalım anacığım. Bir de hadi sen bakalım. Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel olmuş. Güzel pişmiş. Hmm. Güzel olmuş mu? Biraz karanlıkta kalıyorsun ama. Neyse, arada bir şey yapıyor, tamam. Yapan eller dert görmesin ya. Çok güzel olmuş ya. Şimdi görüyor musun beni? Görüyorum. Şimdi buradan aldım. Haşıdan aldım. Bakalım. Şöyle halam gibi yapayım. Ama açtım mı ki, açmadım. Açtım açtım ben. Bismillah. Yumuşacık. Evet. Güzel bu dedim, bağırsakları falan da. Dedim ya sana, yaşlı yemeği. Aynen. Kız, yaşlılığımızın yemeği bu şimdiden. Anne bu tarzı. Evet, evet. Öğretmiyor bozulurum. Evet. Valla çok güzel olmuş. Allah'a yine sağlık.